gel. Gel. Bak burada ot var, gel. Gel ot. Gel. Kız yardım etsenize. Bu ne müdürüm? Bu mu? Bu kurbanlık koyun Zehra. Etinden biz ve bazı komşular yararlanacağız. Derisini de Türk Hava Kurumu'na bağışlayacağız. Derisini bana verseniz olmaz mı müdürüm? Sana mı verelim? Olur mu canım öyle şey? Safiye teyzem biraz etinden verir sana. Hem ne yapacaksın sen deriyi? Geceleri soğuk oluyor müdürüm. Sarılır yatarım. Yazın da halı diye kullanırım. Bende eski bir tane var. Onu size vereyim. Yenisi benim olsun. Olur mu lan öyle şey? Eski deriyi kakalayacağız hava kurumuna. Uçakları düşer maazallah vallahi. Bir şey olmaz müdürüm. Yeter ki şer güçlere vermeyelim. Tamam tamam bakarız. Şer güç mer güç nereden de biliyorsan. Lord, Lord gel bakayım yavrum. Gel. Gel seni misafirimizle tanıştırayım bak gel. Bak şimdi. Gel bakayım korkma oğlum. Bu da senin kardeşin sayılır gel ya. Bak bir müddet üçünüz birlikte yaşayacaksınız tamam mı? Sana öğrettiklerimi koyuna da öğret. Dikkat et. Can güvenliği de sana ait. Sürüye kurt mut da denmesin tamam mı? Aman, aman sürüsünü yesinler. Ay bir tane koyunu var kendine celep muamelesi yapıyor adam. Sen sus be kadın. Hayvan kendini yalnız hissetmesin diye öyle söylüyorum. Bu da onun eğitiminin bir parçası ya. Ay aman Allah aşkına. Ay köpek yetmedi bir de koyunu mu eğiteceksin Zekeriya? Allah Allah. Kaç günlük ömrü var ki bunun ha? Olsun şu dünyadan bir şeyler öğrenip gitse fena mı olur yani? Zekeriya. Anacığım bu kopya koyun falan olmasın ha? Hay kazıklamış olmasınlar yani seni. Bana bak Safiye. Daha fazla durma hocamda tamam mı? Sana hiç iyi gelmiyor. Abuk sabuk konuşuyorsun. Tamam canım. Ay sana da bir şey söylenmiyor Zekeriya. Ama söyleyeyim öyle lordla mortla olacak iş değil bu. Hay Zehra buna iyi çobanlık yapar. Değil mi kız? Yaparım tabii teyze siz merak etmeyin. Kız Zehra arada bir de şöyle kaval çalat da ha. Lürü 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 lürü. İsterseniz keserim de ben onu teyze. Aa olmaz kız kadın kızımızı kurban mı kesermiş Zehra? Sakın öyle bir şey yapayım deme ha. Cenaze namazı kılıyorlar ama. Tövbe tövbe. Her boku da biliyor kör olmayasıca. Biliyorum tabii müdürüm. Her haltı biliyorum. Pilli radyom var benim. Her şeyi dinliyorum. İyi iyi dinle bakalım. Evdeki entel yetmiyordu. Bir de sen çıktın başımıza. Sıdıkı! Az yavaş kız abi. İnsan bir genç kızın odasına girerken kapıyı falan çalar. Dingo'nun naharına girerken bile artık bir kez danışmaya uğranıyor canım. İyi o zaman danışma memuru hanım. Dingo'nun naharına girip Sıdıkı adlı keçiyle görüşebilir miyim? Tamam tamam uzatma. Sabah sabah odama dalıp bana keçi demeni neye borçluyuz? Ya bir genç kız olarak fikirlerine ihtiyacım var Sıdıkı. Hmm. Bir kız arkadaşla buluşacağım da hoş bir şeyler giysem diyorum. Vay kim bu talihsiz kız? Laf sokmayı bırak Sıdıkaya. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Bak yoksa cenazen için koyu renkte bir kostüm seçmem gerekecek ha. hadi kızım süründürme insanı ya. Hem sen kızsın ya Sıdıka. Daha iyi anlarsın bu işlerden. Söyle bakalım bunu mu giysem, bunu mu giysem? Bu. Sen esmersin ya. Hı-hı. Açık renk daha iyi durur. Açık renk ha? Hı-hı. Güzel. Yalnız altına kumaş pantolon giyme abi ha. Kot giy ne olursun daha iyi olur. Kot ha? Makul. Aslında var ya abi saçlarını şöyle yanlardan kızıcık kestirsen diyorum. Hı? Şuraya bir dekolye takarsın ufacık. Aksesuar olarak da küçük çerçeveli bir güneş gözlüğü hoş durur. Ya, illa da takmak zorunda değilsin. İstersen kafana da takabilirsin. Ha, aklıma gelmişken sakın gömleğini pantolonun içine sokma olur mu? İlla ki kemerini göstermek zorunda değilsin ki. Ayakkabı olarak da şöyle koyu renkli bir spor ayakkabı seçersen tam olursun. Ne olurum? Kim olurum? Kim o çocuk? Kim kim ya? Demin tarif ettiğin çocuk Sıdıka. Kim o şimşir? Kimseye tarif ettiğim yok abi. Sen sordun genç kız gözüyle nasıl diye biz de anlattık. Birisi bu kızım birisi. Sen eşkal tarif ettin bana. Git işin abi ya. Biz de soru sor diye cevap veriyoruz. Belli sen hır çıkarmaya geldin buraya ama boşuna heveslenme. Hır şu anda banyoda çıkamaz. Hı? Baba bak nasıl da konuyu değiştirmeye çalışıyor. Allah'tan mevzu kısa. Şöyle ki. Kim lan o çocuk? Lan git işine ya. Yok öyle birisi ha. Sen sordun ben de tarif ettim. Kızım sorduysak hayal ettin. Birlikte olmak için yanıp tutuştun erkeğin. Robot resmini çiz demedik sana be.
Kıza bak ya. Sabah sabah katil zannı sayacak insanı ya. Aman git böyle de gör gününü. Altı kavalı üstü şişhane. Biz insanlık olsun diye söyledik de. Ne oluyor burada, ne bağırışıyorsunuz? Bak baba Suvet'e geldi. Vallahi duymasın, ikisi de paralar. Anne senin bu kızın var ya azmış he. Demin bana bir adam tarif etti be. İyi tarif etsin. Nasıl iyi birisi, nasıl tarif etti? Ay ben tanıyor muyum? Sıdık'ın babası ne iş yapıyor çocuğum? Sen bana bunu bir tarif et bakayım. Alayı deli bunların ya. Hayret bir şey mi? Hayır, yarın öbür gün buraya bir kız arkadaş getirmeye kalksam bu evde deliler oturuyor der, kaçar be. Öyle, bahçede bir tane, evde iki tane. Hayret bir şey mi? Bugün çok güzelsin Mutlu. Ay öyle mi? Çok teşekkürler. Bu gömlek de sana çok yakışmış. Ama altına keşke kumaş pantolon giymeseydin. Kot daha iyi dururdu. Aslında var ya Semim, saçının yanlarını kısacık kestirsen çok yakışır biliyor musun? Kolye de takabilirsin. Boynun müsait. Sonra küçük çerçeveli bir güneş gözlüğü. Gözüne takman şart değil, başına da takabilirsin. O yeni çıkan Adidas'lardan da al. Ayrıca şu gömleği de üste çıkar, daha iyi olur. Delirtmeyin insanı kızım ya. Kim bu çocuk? Kim Samim? Hayret bir şey ya. Herife bak. Semtin bütün kızlarının dilinde. Sabah Sıdık'a da aynı çocuğu tarif etti. Kolyeli, küçük gözlüklü falan. Lan bir yerde yakalarsam çok kötü uyuyacağım o lavuğu ama. Ne diyorsun Semim? Hiçbir şey anlamıyorum. Bırak şimdi. Saf numarası yapma bana Mutlu ya. Ortada bir çocuk olduğu kesin. Daha bu sabah kız kardeşim aynı çocuktan bahsetti. Ben yemem bu numaraları, yemem. Samim. Fotoğraf hocam. Şonli usta. Os. Demek son zamanlarda derslere gelmemenin sebebi buymuş. Vallahi sandığınız gibi değil hocam. Biz şey yapıyorduk. Cumhuriyet kutlamaları için plan yapıyorduk. Ya biliyorsunuz bu yıl Cumhuriyet'in 75. yıl dönümü. Ya. Kim bu Basırap? Kızım mı? Merhaba Refika. Refika değil, Şonli usta. Mutlu. Uzatma Samim. Şonli hoca birazcık dalgın. Gördüğü bütün erkeklere Refik, kızlara da Refika diyor. Bakıyorum çok çabuk unutmuşsun. Boş ver Basırap. Onlar genç. Arada sırada böyle kaçamaklar normaldir. Olmaz ki hocam. Yani bir ninja eğitiminden kaçıp buralara gelmez ki. Şşt dur. Lan keçi sakal, siz hala gitmediniz mi oğlum? Rahatsız etmesenize lan gençleri. Ya bizim kimseyi rahatsız ettiğimiz yok. Bu benim öğrencimdir. Hadi bakayım hadi, öğretmenim diye yalan atma bana, gördüm. Rahatsız ettiniz gençleri. Testi terk edin. Ya itirmesene kardeşim ya. Hadi. Dur ya. Çıkın dışarı. Bozulma çıkın bana yeminimi. Çıkın dışarı, çıkın be. Samim salona gel, salona. Kusura bakmayın abi. Sokmayın bunları içeri kardeşim ya. Afiyet olsun. Sağ ol Zehra. Geç otur şöyle. Bir çay söyleyeyim ha. Yok istemem müdürüm. Gidip karton toplayacağım. Bayram üzeri şimdi bir sürü çöp vardır. Otur canım otur. Sokaktaki çöp kim ne yapsın? Biraz oturur gidersin hadi. Öyle deme müdürüm. Çok alan var. Sadece bu semtte 5 kişi çalışıyor. Ama en büyükleri benim. Sabahleyin 5'te kalkıyorum. Kimsecikler yokken topluyorum plastikleri, kartonları. Otur. Çalmazlar sokaklarını. Bir çayımı içiver işte. Selahattin. Qui râle qui? Bize iki çay getir. Ça veut dire à louer ou à rendre? Ça doit vouloir dire à louer, à rendre et demandant. Buyurun. Zekeriya Sakay Emlak Ofisi hizmetinizdedir. Nasıl yardımcı olabilirim? Bonjour monsieur, nous cherchons un appartement. Est-ce que vous parlez le français? Hayda. Ulan zenci müşteriden sonra bir de bu Fransızlar çıktı ya. Bu salak Samim nerede dağıtmış el ilanlarını? Zehra, sen şunlarla biraz ilgilen, çay may söyle. Ben dillerini bilen birilerini bulayım. Gerek yok müdürüm, ben onlarla konuşurum. Bonjour, vous cherchez à louer? Mais vous parlez notre langue? Oui, j'étais à Paris pendant mes études. Ah, mais c'est parfait. Oui, effectivement, nous cherchions une maison à louer avec 2 ou 3 pièces. Et demandez-lui si c'est possible d'avoir la vue sur le Bosphore. Müdürüm, kiralık ev soruyorlar, 2-3 odalık. Bir de boğaz manzarası var mı diyorlar. Var. 2 oda, 3 salon var. Boğaz müdürüm, boğazı görüyor mu? He? Görüyor.
Effectivement, il a un appartement avec trois pièces, un salon et la vue. Mais vous êtes sûr qu'on peut lui faire confiance? Il a l'air d'un escroc. Oui, est-ce que vous pensez que cet homme chauve est bien un agent immobilier? Ne diyorlar kız bana bakarak? Bu Monsieur Ibibi'nin gözü beni pek tutmadı galiba. He? Yok bir şey müdürüm, kendi aramızda konuşuyoruz. Non, il faut pas se fier à l'apparence. Il a l'air comme ça, chauve et tout, mais il est gentil. Vous allez habiter ici pendant longtemps? Bah, oui, nous pensons. Moi, je travaille au consulat français et ma femme est professeure au lycée Galatasaray. Oui, oui, grâce, grâce, jim bon bon. Si la maison est comme vous le dites, nous voudrions la voir. Si on revient dans une heure, vous pourrez nous la montrer. Evi görmek istiyorlar. Bir saat sonra gelip bakacaklarmış. Gelsinler canım. Ben 7'den önce kapatmam dükkanı. Eh bien, vous n'avez qu'à revenir dans une heure. Hmm. Güle güle, güle güle. Adios, amigos, muchos, panchos. Güle güle, güle güle. Kız, Zehra. Sen nereden biliyorsun kız Fransızcayı? Uzun hikaye müdürüm. Anlatırsam üzülürsün. Sıdıka, kızım ne yazıyorsun sen? Yardım etsene annene. Batur Alp Hoca abime ödev vermiş de onu yazıyorum baba. He. Sana ne Batur Alp Hoca'nın verdiği ödevden? Samim Sıpası niye kendi yazmıyor? Ah çocuğu bir görsen anacığım. Eli kolu öyle bağlı. Nasıl bağlı lan? Ha, geldiğimden beri ondan ortalarda görünmüyor demek ki. Şşt, lan Samim gelsene sofraya, seni mi bekleyeceğiz? Geldim işte baba, tamam. Oğlum ne bu halin ya? Ha, Batur Alp Hoca dersten kaçıp kızlarla gezdiğim için işte böyle ceza verdi baba. İyi yapmış. Hadi yemeğini ye. Sıdıka, hı? Nasıl gidiyor yazma işi? Doğru yazıyorsun değil mi? Bir daha hocamdan izinsiz parka gitmeyeceğim yazacaksın. 1000 kere. Biliyoruz biliyoruz da bu Batur Alp Hoca garip bir insan galiba. Madem 1000 kere bu cümleyi sana yazdıracaktı, niye elini kolunu bağladı? Çok saçma bir uygulama. Vallahi ben de anlamadım Sıdıka ya. Kendisi çok derin ve anlaşılmaz bir insan. Çok ayıp ettim ona, çok. Bana bak, hadi çöz ellerini de yemeğini ye. Biz Batur Alp Hoca'ya bir şey söylemeyiz yavrum, hadi ye. Çözemiyorum ki baba ya. Batur Alp Hoca 39 numaralı yaşamsal noktama dokunup kilitledi beni. Nasıl kilitledi? Sen şimdi oynatamıyor musun elini kolunu çocuğum? Oynatamıyor tabii baba. Hı-hı. Bak seyret şimdi. Lan lan Samim. Dur ya. Bak ellerim çözülünce göreceksin sen, gitmem ha. Bırak ya. Ya bak sofrada doğru durun lan, gel bakayım. Samim hakikaten lan nasıl bir şeymiş bu ha? Bakayım bir. Ha? Acıyor mu lan? Yeter ama ya. Zekil oynamayın çocukla canım. Bana bak kız. Git sen buraya. Ben oğluma yediririm mamasını. Yedir. Aman. Hadi bakayım. Aç bakayım ağzını sen. Oh. Ökmek, ökmek. Bak ne diyeceğim. Hay, şu hocan senin nerene dokundu bana bir göstersene. Arada bir babana dokunup şöyle bir rahat yüzü göreyim Samimciğim ha. Ya anne sen bu işi öyle kolay mı zannediyorsun? Yıllarca çalışılıyor bunu öğrenmek için ya. Canım yaklaşık olarak bir yer söyleyiversen bana. İlle de usta işi olması gerekmez Samim. Yani bir müddet tesirsiz kılsa yeter. Ensemde bir yerlere dokundu ama sen uğraşma boşuna, beceremezsin. Ensede? Hı. Oğlum ben sana bir önlük getireyim, dur çocuğum. Lan manyak mısın? Ne yapıyorsun arkamda öyle? Sinek kondu da Zekeriya, onu kovalıyordum anacığım. Yok bir şey. Allah kabul etsin de bu herifi hiç gözüm tutmadı Zekeriya. Anacığım abdesti falan var mıdır acaba ha? Nereden bileyim lan abdesti var mı yok mu? Herifin kurnasında mı yatıyorum? Kasabın önünde duruyordu, aldık getirdik işte. Ay Zekeriya iyi ki kasabın önünde dikiliyor diye bir kedi alıp gelmemişsin anacığım ha? Ayol herif at hırsızı gibi. Bana kalırsa kasap falan değil bu adam. Lan mübarek gün olur olmaz konuşup delirtme insanı ya. Şşt, çekil git ayak altına, hadi git tepsi falan getir lan, hadi. Yürü. Müdürüm. Ne? Öpeyim. Ay, öp bakalım öp. Şeker vereyim. Ha, sağ ol sağ ol Zehra. Ben de sana. Gör. Ben gideyim şu Safiyelere Sıdıkalara haber vereyim de tepsini hem getirsinler etlerini hem toplarlar. Tamam mı? Safiye. Sıdıka. Safiye.
Doğru yerden kessene be adam. Sen karışma bacı, bu bizim işimiz. İşiymiş. Çekil şuradan, çekil, ben yaparım. Sana ne be? Çekil ayak altından, bitti karı. Aa, bitti karı bana mı söyledin sen? Ver şunu bakayım. Hadi hadi, ne çekil oradan. Ya? Çekil, burası deli benim bahçem. Bak kulübem var. Kasap ehliyetini kasap mı verdi sana ha? Kim verdi sana bu yetkiyi? Hayvanı mundar edeceksin. Hem deli de sensin. Almış eline bıçağı, kasabım diye dolaşıyor. Hiçbir şeyden anlamaz canım bunlar. Neredeyse deliyi delecekti. Öp yavrucuğum öp. El öpenlerin çok olsun. Al bakalım. Bu ne baba ya? Çek. Bir müşteri vermişti kızım. Dur onu sana ciro edeyim ben. Bankalar açılınca gider alırsın. Alo. Kızım bak bu 3 oluyor bugün Arzum. Yanlışlıkla bizim evi arıyorsun. Ayrıca bu Numan kim onu da burada herkes çok merak ediyor. Hay annem biliyor mu senin Numan diye birini ararken Türk Telekom'un bütün abonelerini rahatsız ettiğini? Hadi çocuğum hadi hadi hadi. Kapat telefonu. Hadi Arzum güle güle. Safiye ne oluyor kız? Arzum ayol sabahtan beri başkasının numarası diye burayı arayıp duruyor. Bak. Alo. Hayır kızım Numan diye biri yok. Ay delirtme insanı. Ne? Arzum bak sen sakarsın çocuğum. Anladık sakarsın da. Hayır, aynı zamanda salaksın galiba çocuğum. Ha? Hadi anne gel kız senle de bayramlaşalım. Hadi bakayım öp. Aman. Aman aman. O ne kız elindeki? Çek babam verdi. Bak 1,5 milyonluk. Aa, nasıl bir şey mi? İmza mı atılıyor bunun arkasına? Hadi hadi Safiye. Bankacılık bilgini sonra tazelersin. Kasap bekliyor aşağıda. Oh, ey kurban olduğum ya Rabbim. Nasıl böyle birdenbire açarsın, kaparsın. Oh! Kız, bana bak. Şu lorda hakim ol, şimdi etlere saldırır hayvan. Aa, niye öyle diyorsun anne, niye saldırırsın? O eğitimli bir köpek. Babam konuyu anlatmıştır herhalde kendisine. Dalga geçme kız, şimdi sen de benimle. Ay. Eğitemiyor muyum ben lordu yani? Şunu şuraya koy. Kasap nerede? Nereye gitti kasap Zehra? Canım işi çıkmış gitmiştir adam Zekeriya. Baksana kurbanı güzel parçalara ayırmış işte. Onları kasap yapmadı teyze, ben yaptım. Sen nasıl yapacaksın kız? Allah Allah. Yalan söyleme şimdi. Yapmıştır. Dün de dükkanda iki tane Fransızla Fransızca konuştu ya. Ne haber? Kim ayol? Zehra mı? Emin misin Fransız olduklarına Zekeriya? Lan Fransız olmasalar ne yazar ki ya? Zehra Fransızca konuştu diyorum sana ya. Etleri de ayırdıysa vallahi hiç şaşmam. Her bir şeyi biliyor mübarek zaten. Ne dikiliyorsunuz lan, yardım etsenize. İyi de bu giysileri nasıl yapalım baba? Hakikaten Zekeriya. Anacığım bayramlık elbiseler kirlenir şimdi yani. Ay sen elini değdirmişken yapıver. Ulan kurban kesileceğini biliyorsunuz. Ne diye böyle kraliyet düğününe gider gibi giyindiniz ha? Hadi alın götürün şu tepsiyi, geri kalanını ben hallederim hadi. Ya, tamam Zekeriya, söylenme anacığım. Hadi. İyi bayramlar Zekeriya amca. Niye geldiniz oğlum siz şimdi bayram sabahı? Bugün dükkanı açmayacağım ben. Senin emlak işini daha sonra konuşuruz hadi. Emlak için gelmedik Zekeriya amca. Sayenizde Arzum Hanım gibi çok hoş bir insanla tanıştım. Kenarla birlikte size teşekkür etmeye geldik. Ne olacak canım? Biz de genç olduk zamanında, halden anlarız. Ayrıca ben sizinle çok uzun süreli bir kontrat imzalamak istiyorum. Ne kontratı? Bizim aile emlakçımız olmanızı istiyorum. Yani bundan sonra bizim sülalenin bütün emlak işlerine siz bakın. Olur mu çocuğum öyle şey? Bana ne senin sülalenin emlak işlerinden? Her neyse Zekeriya amca, biz size hediyenizi verelim ve gidelim artık. Buyurun. Ne hediyesi oğlum bu böyle? Dur bakalım. Önce bir emlakını satalım. Ondan sonra. Hayır Zekeriya amca. Bu hediye Arzum Hanım'la tanışmamıza vesile olduğunuz için. Buyurun. Komisyonun o senin Zekeriya amca. Pezevenk miyim lan ben? Sizi kızla tanıştırdım diye komisyon alacağım ha? Defolun gidin, kafanızı yarmayayım şimdi ha. Anladım anladım. İyi. Teşekkürler. Tamam. Olur, ha gayret kızım, ha gayret. Biraz daha uğraşırsan kıracaksın kumandayı. Gayret et. Ne yapayım baba ya, bütün kanallarda aynı şey var. Bahrem Eğlencesi adı altında müzikal işkenceyi başlamışlar gene. Dışarı çıkıp dolaşsam. İstanbul'da da incin top oynuyor. Bahrem değil, zorunlu tatil mübarek. Ya eğlenceden sonra bu devlet bakanı kim bu ülkenin be? Sinop'ta da kimse kalmamış Zekeriya.
Hay bu bayramlarda herkes toplaşıp bir yerlere gidiyor anacığım. Ama biz bilemiyoruz tabii nerelere gidiyorlar. Şetert ablamlar da ortaklaşa 6 kişi toplanıp mandaya girmişler. O nasıl laf lan öyle? Kooperatife girer gibi mandaya girmişler. Eskiden ne güzel el öpüp para toplardık. Bu bayram onu da yapamadık. Eşek kadar kızsın. Ne yapacaksın sen parayı? Hem aldın ya alacağını. Hani benim verdiğim çek göster bakayım. Oho, ben ona 2 milyon karşılığında anneme bozdurdum baba. 2 milyon mu? Ne yaptın kız Safiye? 1,5 milyonla 2 milyonu da mı ayırt edemiyorsun artık? Aman ondan değil Zekeriya. Ben gideceğim bankaya. Atacağım imzamı, alacağım paramı. Safi! Lacivert! Emir! Fener! Hadi oğlum! Abi bak öğretiyorsun o hayvanlara Fenerbahçe demeyi. Sonra gelip bize şikayet ediyorlar. Ya başka işin yok mu senin? Ne uğraşıyorsun el alemin hayvanıyla? Emanet onlar. Ya neyle uğraşayım Sıdıka ya? Karışma sen. Kendi işine bak. Hadi oğlum. O kaça. Ay dayanamayacağım artık ya. Ben misafirliğe gidiyorum. Aman delirdin mi kız? Nereye gideceksin? Gidecek kimsemiz yok ki Sıdıka. Hem sen demedin mi az önce? İstanbul'da incin top oynuyor diye. Zehra ne güne duruyor? Bir çayını içer gelirim. Ay hay aklınla bin yaşa kız. Ah. Herkes gitti biz kaldık diyorduk ama Sıdıka bak o garibim de burada değil mi? Hadi kalkın Zehra'ya gidelim ha? Lan manyak konuşmayın ya. Evi mi var ki kadının gideceğiz? Aman olur mu Zekeriya? Onun evi de kulübesi işte anacığım. Ay kimi kimsesi de yok zavallının ha? Gideverelim sevaptır. Ay dur ben bir bakayım acaba evde mi? Zehra kız! Zehra evde misin? Evdeyim tabii teyze. İyi bak bayram oturmasına geleceksin. Sakın bir yere ayrılma oldu mu? Buyurun bekliyorum tabii. Hem yeni çay koyduydum. Epeyce geçmiş bayramın kutlu olsun günlük. Nihayet bir bayramın da tasası, kavgası, dırdırı, hırgürü, telaşı, dalaşı bitti. Bitti de kurtulduk yani. Bayram dediğin cici bici giyinip misler gibi dolaşıp güzel güzel el öpüp yanak sıkma olamıyor pek şu günlerde günlük. Tatil gezmelerine tüyenlerin emanet bitki ve hayvanları, evimizin kadrolu yaratığı abim, kurbanlara kabir azabını canlı canlı yaşatan kasaplar, çekte dolarlı bayram harçlıkları ve ruh karartan o TV programları. Kapı kenarı komşumuz, kulübedeki muskamız Zehra da olmasa insansızlıktan ölecekmişiz demek. Yine de geçmiş bayramın kutlu olsun günlük. Verdiğin şekerlerden bir tane daha alabilir miyim Zehra?